Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 4-10 Ekim haftalık yorumlarımızı hoş geldiniz sevgili yaylar Güneş terazi burcunda ilerliyor Mars terazide bu hafta birleşecekler ve yeni ay doğacak bu hafta terazi burcunda Merkür de terazi burcuna gerilemesini sürdürüyor Evet önemli bir hafta yeni ay haftası olduğu için e, haftanın genelinde de bu etkiler kendini gösterecek biraz stresli ve biraz belki karışık bir haftadayız hafta başı Ay Başak burcunda olacak. Salı öğleden sonraki saatlere kadar geçtiğimiz birkaç hafta belki iş konuları, genel sorumluluklar, görevler alanındaki konuları belki toparlamanız, bunları gözden geçirmeniz gerekebilir. Ama unutmayın biraz karışık enerjiler var. Yani aile üyeleri, annenizle, babanızla ilişkilerde, çalıştığınız ortamda üstlerinizle ilişkilerde, iletişimde karışıklıklar bazı planların ertelenmesi mümkün. Yani dalgınlıklara, unutkanlıklara karşı da biraz lütfen dikkat edin. Bu haftanın genelinde bunlar çok yoğun bir şekilde bizi etkileyebilir çünkü Salı öğleden sonra Ay Terazi burcuna geçecek. Çarşamba günü de 13 derece Terazi burcunda yeni ay doğuyor. Mars'a birleşiyor bu yeni ay. Merkürle de gerileyen, Merkürle de çok güçlü bir açısı var. Terazi yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalımda yeni ay videomuzu izleyebilirsiniz. 11. ev yeni ayı aslında bazı projeleriniz, düşünceleriniz var, planlarınız, programınız, belki hayalleriniz var, belki dilekleriniz var. Bunlar sosyal çevrenizle ilgili olabilir. Belki bir grup çalışması, belki bir eğitim programı buralarda evet aksiyon var Mars'la beraber. Belki bir kulübe yazılacaksınız. Spora başlayacaksınız. Ya da arkadaşlarla yapmak istediğiniz bazı organizasyonlar var. Tüm bunlar gündemde olabilir. Aslında sizin için çok böyle çok sert etkileri olmayan size olumlu da etkileri olabilecek bir yeni ay. Ancak Mars olunca için içinde biraz gerginlik de bekleyebiliriz. Biraz mücadele belki stres bekleyebiliriz. Merkür'ün gerilemesi planları geciktirebilir, bazı ertelemeler olabilir ya da geçmişten gelen konuları hayatımıza çekebilir. Örneğin yıllardır görüşmediğiniz bir arkadaşınıza karşılaşmanız, yarım kalan bir ilişkinin tekrar canlanması, yarım kaldığınız bir iş projesinin tekrar gündeme gelmesi ya da bir eğitim için fırsatlarla karşılaşmanız. Bunlar tabii ki bu yeni ayın kapsamında olabilir ve önümüzdeki birkaç hafta bunları gündeminize taşıyabilir. Evet bu haftanın sizin için en önemli ve olumlu gelişmelerinden birisi 7 Ekim'de Venüs burcunuza geliyor yay burcuna geliyor yaklaşık bir buçuk yılda bir Venüs ziyareti olur burcunuzda 5 Kasım'a kadar da yine bir aylık bir süreç e, burcunuzda olacak Venüs Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegenimiz Evet Jüpiter sizin yöneticiniz zaten kova burcunda ilerliyor ve Venüs'ün ikinci benefik, ikinci şans gezegenimizin de burcunuza gelmesi sizi tabii ki biraz daha güçlendirecek aslında. Yani Venüs'ün destekleri var. Yardımları ve koruması altındasınız 7 Ekim'den itibaren. Venüs hem sizi biraz daha karizmatik hale getirecek, biraz daha kişisel cazibeniz artabilir. Bu dönemde tabii ki giyim, kuşam, işte estetik, güzellik, imaj çalışmaları falan Venüs sayesinde daha bir olumlu ilerleyebilir. Yani planlarınız varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. İlişkiler, işte aşk ilişkileri, sosyal ilişkiler, romantik ilişkiler, hatta parasal kazançlar anlamında bile Venüs'ün burada size hoş destekleri olabilir sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.